Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar. Türkiye'de üretilen, daha doğrusu Türkiye'de montajı yapılan telefonları incelemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Vivo'nun montajını ülkemize gerçekleştirdiği modeli Y53S. Biliyorsunuz bir süredir Çinli üreticiler Türkiye'de üretim ve montaj aşamasına geçtiler. Bunlardan bir tanesi de Vivo. Aynı zamanda Vivo, şuradan da görüp anladığınız üzere arkadaşlar, bizim Türk milli takımımızın resmi akıllı telefon sponsoru kendileri. Hemen telefonumuzun arkasında da zaten bu cihazın montajının Türkiye'de gerçekleştirildiği yazıyor. Neredeymiş? Gebze, Kocaeli'de montajı gerçekleştiriliyormuş. Peki montajı Türkiye'de gerçekleştirilen bu cihaz bizlere nasıl bir performans sunuyor? Bu incelemede sizlere bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak arkadaşlar, kutu içeriğinden bir bahsedelim sizlere, bakalım Vivo Y53S'in kutusundan neler çıkıyor, bunları bir gözlemlemiş olalım. Gerçekten güzel bir kutu tasarımına sahip olduğunu söyleyebilirim. Hani dış katmanı aldığınızda burada da yine güzel bir kutu çıkıyor karşınıza. Yani bu kutu benim hoşuma gitti açıkçası. Şöyle şunu da çıkartalım. Şurada arkadaşlar klasik olarak silikon kılıfımız geliyor. Biliyorsunuz artık hani Çinli telefonların hemen hemen hepsinde geliyor. Bunun şu Type-C kısmına da bir bağlantı koymuşlar. Hani cebinizde ya da bir yerlerde toz girmesi vesaire engelliyor. Bu önemli. Şöyle aldığımız zaman burada gördüğünüz üzere bir hızlı şarj adaptörümüz bulunuyor. Vivo Flash Charge 2 olarak geçiyor. Birazdan özelliklerinden bahsedeceğim sizlere. Bir adet kulaklığımız var ki bu son dönemde artık telefon kutularından adaptör bile çıkmazken Vivo'nun burada kulaklık koyması güzel olmuş. Burada da bir adet Type-C bağlantı kablomuz bulunuyor. Evet, kutu içeriğimiz bu şekilde arkadaşlar. Şunları hemen yerine koyup telefonumuzu hoppa elimize alalım. Şimdi arkadaşlar görüldüğü üzere Vivo'nun Y53S modeli damla çentikli bir tasarımla geliyor. Buna rağmen çerçevelerin ince tutulduğunu söyleyebiliriz. Alt çerçeve tabii ki bir tık daha kalın ama yine de göze çok fazla batmıyor. Yani ön taraftan bakıldığında telefonun ince çerçeveleriyle modern bir tasarım çizgisini yakaladığını söyleyebiliriz. Şöyle telefonu kendinize tuttuğunuz zaman arkadaşlar, sağ tarafta ses açıp kapama ve power butonu yer alıyor. Burada power butonunun üzerine parmak izi okuyucusu da yerleştirilmiş. Bunu sizlere belirtelim. Telefonun alt kısmında Type-C ve 3.5 milimlik kulaklık şakı girişimiz yer alıyor. Üst kısımda ise tabii ki sim kart yuvamız bulunuyor. Telefonun arkasını çevirdiğimizde direkt olarak dikkatimizi üçlü ana kamera modülümüz çekiyor arkadaşlar. Bu modülün hemen altına da bir adet flash ışığı yerleştirilmiş. Renk biraz değişik görünüyor. Bu rengin adı kutuda da fantastik gökkuşağı olarak geçiyor. Gerçekten çok fantastik bir renk. Renk güzel gerçekten arkadaşlar ama bir dezavantajı var. O da çok fazla parmak izi bırakıyor olması. Yani telefonun arkası sizin de gördüğünüz üzere adeta bir parmak izi tarlasına dönüşmüş durumda. Dolayısıyla bu telefonu kılıfsız kullanmak sürekli böyle telefonu silmenize neden olabilir. Çünkü gerçekten bu hani kirli görüntü insanı rahatsız ediyor. Şimdi gelelim telefonumuzun ekranına tekrardan. Burada arkadaşlar 1080x2408 piksellik 6.58 inçlik IPS LCD bir ekranımız bulunuyor. Bu ekranın gövdeye oranı ise %84.2 civarlarında. Ayrıca 401 ppi piksel derinliğine sahip olduğunu da belirtelim. Yani günümüz standartlarında bir ekrandan bahsediyoruz burada. Tabi OLED olabilir miydi? Olurdu. Muhtemelen telefonun fiyatı artardı. Zaten OLED olsaydı büyük ihtimalle ne yaparlardı arkadaşlar? Delikli ekran tasarımına yer verebilirlerdi. Fakat biliyorsunuz IPS LCD telefonlarda özellikle delikli ekran tasarımını çok fazla tercih etmiyorlar. Şimdi telefonun ekranı bu şekilde arkadaşlar. Ekrandan bahsettiğimize göre dilerseniz biraz teknik özelliklere girelim. Daha sonra bizlere nasıl bir performans sunduğunu vesaire zaten size oyunlarla, çektiğimiz fotoğraflarla, videolarla göstereceğiz. Şunu merak edebilirsiniz. Telefonun tutuş hissiyatı nasıl? Konuşma, görüşme esnasında kesilme vesaire oluyor mu? Herhangi bir rahatsızlık, bir ısınma oluyor mu? Bunları merak ediyor olabilirsiniz. Onları da yeri gelmişken belirtelim sizlere. Telefonun tutuş hissiyatı gayet güzel. Yani şöyle tek elinizle tuttuğunuz zaman kolay bir şekilde kavrayıp kullanabiliyorsunuz. Çok ağır bir telefon değil zaten. 190 gramlık bir ağırlığa sahip. Günümüzdeki orta segment pek çok cihazda 200 gram ve üzeri ağırlıkları görmeye alıştığımız için artık 190 gramlık ağırlıklarda bizlere normal gelmeye başladı. Yani genel itibariyle tasarım açısından başarılı bir cihazdan bahsediyoruz. Peki bu başarı teknik donanım kısmında da karşımıza çıkıyor mu? Asıl önemli olan bu bence.
Teknik donanım kısmına baktığımız zaman arkadaşlar, Yonga seti tarafında MediaTek imzası taşıyan Helio G80 Yongası ile karşılaşıyoruz. 12 nanometrelik bir Yonga seti bu ki çok yeni bir Yonga seti değil. Ayrıca performans olarak da böyle orta segmentin giriş basamağına hitap eden bir Yonga seti diyebiliriz. Dolayısıyla telefondan öyle ultra bir performans, ultra bir güç beklemenize gerek yok. GPU tarafında Mali G52 desteği sunuyor bu telefon. Yani oyunlarda, düşük ayarlarda vesaire takılma donma yapmadan oynayabiliyorsunuz. Fakat öyle çok yüksek FPS'ler alamadığınızı da sizlere belirtelim. Hatta biz Marvel Future'ı indirdik bu telefona oynayalım diye. Onun ara videolarında vesaire zaman zaman donduğunu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet, RAM tarafına baktığınızda 8 GB'lık bir RAM görüyoruz ve 128 GB'lık da dahili depolama alanımız var. RAM biraz yüksek tutulmuş. Hani bu Yonga setine bu kadar RAM gerek var mıydı? Açıkçası biraz soru işareti olabilir. Burada bence 6 GB'lık bir RAM de olsaydı olabilirdi. Burada muhtemelen Vivo biraz göz boyamaya yönelmiş ve yani 8 GB RAM'i var işte. RAM'i yüksek Yonga seti de biliyorsunuz zaten teknoloji mağazalarına gittiğinizde hemen size 8 çekirdekli Yonga seti diye ya da 8 çekirdekli işlemci diye tabir ediyorlar. Tabii bu yalan değil. Ama günün sonunda baktığınız zaman 12 nanometrelik bir Yonga setinin en azından günümüzde biz 3 nanometrelik Yongaları kullanırken biraz geri kaldığını söyleyebiliriz sizlere. Burada arkadaşlar 128 GB'lık dahili depolama olmasını önemli bir artı olarak sizlere söyleyebiliriz. Neden? Çünkü artık günümüzde 64 GB'lık telefonlar yetmemeye başladı. Dolayısıyla burada dahili depolama tarafında 128 GB'a yer vermeleri bizce önemli bir artı olmuş. Şimdi gelelim RAM ile ilgili bir diğer detaya. Dediğim gibi 8 GB RAM var ama arkadaşlar bu telefonun RAM'ini siz dilerseniz, biliyorsunuz son dönemde sanal RAM muhabbeti var. Oradan ne yapabiliyorsunuz? Artı 8 GB'da, artı 4 GB'da telefonun kullanılabilir depolama alanından alarak RAM tarafını ekleyebiliyorsunuz. Ne oluyor? Hop, 12 GB'lık bir RAM kapasitesine erişmiş oluyorsunuz. Ama dediğim gibi zaten RAM'in 8 GB olması bile bu Yonga setine bence fazla. Dolayısıyla burada artı sanal RAM kullanarak bunu 12 GB yapmaya gerek var mı? Bu tamamen size kalmış bir seçenek diyebiliriz. Gelelim batarya tarafına. Bu cihazda arkadaşlar 5000 mAh'lık bir batarya bulunuyor. Güzel yanlarından birisi bu bataryanın 33 Watt'lık hızlı şarj desteğine sahip olması. Az önce de gördünüz zaten kutudan 33 Watt'lık hızlı şarj adaptörüyle beraber geliyor. Ki en başında da bahsettiğim üzere günümüzde artık telefonların yanında adaptör bile verilmezken Vivo'nun burada 33 Watt'lık hızlı şarj adaptörüyle birlikte sunması bu cihazı önemli bir artı diyebiliriz. Gelelim kamera tarafına arkadaşlar. Telefonumuzu çevirdiğimiz zaman bizleri üçlü bir ana kamera modülü karşılıyor. Burada zaten gördüğünüz gibi büyük bir kameramız var. Bu kamera 64 megapiksel çözünürlüğe sahip geniş açılı bir kamera. Ona 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Burada arkadaşlar en büyük eksi geniş açılı bir kameranın olmaması. Artık günümüz telefonlarında hani geniş açı standart hale gelmeye başlamış durumda. Burada Vivo'nun geniş açılı bir kameraya yer vermemesi bizce önemli bir eksi diyebiliriz ki özellikle de telefonun fiyatıyla orantılı olarak baktığımızda o fiyatlara geniş açı kamerası sunmayan çok fazla model yok. O yüzden Vivo bu noktada bizden önemli bir eksi alıyor. Şimdi arkadaşlar gelelim telefonun ön kamerasına. Ön yüzde f2.0 diyafram aralığına sahip geniş açılı 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kameramız var. Hem ön hem de arka kamera ile 1080p çözünürlükte videolar çekebiliyorsunuz. Yani burada 4K video çekme imkanınız yok. Bunu şu yüzden söylüyorum. Bazı kullanıcılar 4K video çekmeye önem veriyorlar. Fakat bu telefonda 4K video desteğinin olmadığını sizlerle paylaşmış olalım. Kağıt üzerindeki bu kameraların gerçekten nasıl bir performans sunduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Şimdi dilerseniz sizleri Vivo Y53 S ile çektiğimiz fotoğraf ve videolarla baş başa bırakalım.
Evet, fotoğraf tarafında gördüğünüz gibi hani başarılı sayılabilecek bir performans sunuyor mu derseniz evet, aydınlıkta gayet güzel fotoğraflar çekiyor. Fakat düşük ışıkta çok böyle memnun edici sonuçlar veremiyor telefon. Dolayısıyla düşük ışık tarafında telefonun biraz daha böyle iyileştirmelere ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada önemli olan nokta nedir? Gün ışığında çok daha iyi fotoğraflar çekebilmesidir. Malum genel itibariyle fotoğrafların büyük bir çoğunluğu gün ışığında çekiliyor. Gün ışığında benim işimi görsün yeter diyorsanız evet, kamerası idare edilebilir bir seviyede. En azından fiyatıyla karşılaştırdığımızda, rakipleriyle karşılaştırdığımızda idare ediyor diyebiliriz. Fakat düşük ışıkta telefonun kamerasının o kadar da başarılı olmadığını belirtelim. Evet arkadaşlar, telefonun kamera detayları bu şekildeydi. Peki oyun performansı nasıl? Dediğimiz gibi biz bunda Marvel Revelation'ı indirdik ve oynadık. Ara videolarda vesaire kasmalar oldu. Oyunu oynarken de bazen kasmalar gerçekleşiyor. Fakat muhtemelen böyle PUBG tarzı, Call of Duty Mobile tarzı oyunlarda çok fazla kasmada olma olmayacaktır. Biliyorsunuz Marvel Revelation biraz daha böyle telefonu zorlayan oyunlardan, hatta en çok zorlayan oyunlardan biri de diyebiliriz. Genel olarak değerlendirecek olursak Vivo Y53 hani fiyatıyla kıyaslandığında, ki fiyatı şu anda internette ortalama olarak 4300 Türk lirası civarlarında. Yani 4300 liraya daha farklı tercihleriniz var mı? Evet var arkadaşlar. Dolayısıyla hani 4000 Türk lirası ve hatta 4000-4500 arası fiyatlara pek çok model olduğu için burada Vivo Y53 S'i mi tercih edersiniz yoksa farklı bir modeli mi tercih edersiniz? Bu tamamen sizin o cihazdan neler beklediğinizle alakalı. Biz telefonun artılarını ve eksilerini söyledik. Buradan sonrası tamamen size kalmış diyebiliriz. Eğer bu telefonla ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde farklı videolarda karşınızda olmak üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.